Merhaba arkadaşlar, Metin Yayınları'ndan güzel bir katı cisim sorusu çözelim beraber. Bir prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Aşağıda birinin tabanı ikizkenar dik üçgen olan, diğerinin tabanı kare olan dik prizma şeklindeki iki havuz gösterilmiş. Bu havuzların arasında bir kapak bulunmakta. Kare dik prizma şeklindeki havuzun ayrıt uzunlukları metre cinsinden şekilde verilmiş. Üçgen dik prizma tamamen su dolu iken bu iki havuzun arasındaki kapak kaldırıldığında su yüksekliği kaç metre olur demiş. Öncelikle buradaki üçgen dik prizmanın hacmini bulalım. Tamamı doluymuş burada. Burada 6'ya 6 ise burası, o zaman bunlar da 6 gelecek. Dolayısıyla ikizkenar olduğu için burası 6 ise burası da 6 geldi. O zaman buradaki üçgenin taban alanını bulacak olsan 2 dik kenarının çarpımı 6 çarpı 6 bölü 2 çarpı yükseklik diyeceğiz. Burası 8 olduğu için burası 8 gelecek. Dolayısıyla üçgen dik prizmanın yüksekliği de 8 geldi. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman 3, 18 çarpı 8'den 144 metre küp oldu. Şimdi hacmi bu. Bu kapak açıldığında buradaki yükseklik de buraya taşacak ve toplamda 144 metre küplük bir su yerleşecek iki tarafa da. Şimdi buradaki alanı için alalım. Şimdi tamamı için bu sefer hem kare dik prizmanın hem de üçgenin tamamının hacmini alıp 144 metre küp sığacak şekilde yükseklik bulmamız lazım. Normalde ne diyoruz biz? Taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. O zaman taban alanı, ikisinde taban alanlarını toplayalım. Çünkü ikisinde toplamını alacağız. Toplam şekli alacağız. Kare dik prizmanın toplam alanı nedir? 6'ya 6 olduğu için 6 çarpı 6'dan 36. Buradaki üçgenin taban alanı da nedir? 6 çarpı 6 bölü 2'den 18. Taban alanımız bu. Buradaki dediğim gibi bütün şeklin taban alanını aldık şu an. Bunun tabanıyla bunun taban alanlarını topladık. Çarpı yükseklik. Yüksekliği ne olduğunu bilmiyoruz. Elimizdeki 144 metreküp'e eşit olması lazım. Burada topladığımız zaman 54 çarpı h eşittir 144. Sadeleştirelim, 2'ye böldük 72, 2'ye böldük 27, 3'e böldük 24, 3'e böldük 9. Buradan da h eşittir, hatta tekrar 3'e bölelim. 3'e böldük 8, 3'e böldük 3 geldi. 3 h 8'e eşitse h değerimize buradan 8 bölü 3 metre gelmiş oldu.